Mısır'daki eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından bir yıl önce Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi göreve geldi. Ama Mursi kimilerine göre devrimin ruhunu çaldı, kimilerine göre ise devrim sonrası halkın iradesinin temsilcisi o. Ve bu çatlak gittikçe genişliyor. O kadar ki siyaset aileleri bile bölmeye başladı. BBC muhabiri Alim Makbul'ün haberi. Cumhurbaşkanı Mursi'nin sadık destekçilerinden olan Saad Duma, 35 yıldır Müslüman kardeşlerin üyesi. Ama Mısır'da siyaset artık aileleri bölüyor. Saad'ın oğlu Ahmet Duma, Müslüman kardeşleri desteklemiyor ve bir yayında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle şimdi hapiste. Babası Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi hala bilge bir lider olarak görüyor ve oğlunun haddini bilmediğini söylüyor. Oğlumun ideolojik düşünceleriyle bizimkiler arasındaki fark fazla açık sözlü olmasından kaynaklanıyor. Söyledikleri geleneklerimize uygun ve makul değil. Duma ailesinin köklerinin uzandığı Bahara gibi kırsal bölgelerde gelenekler hala önemli. Burada çoğunlukla muhafazakar olan halk Cumhurbaşkanı Mursi'yi destekliyor. Ama ülkedeki başka bir kesim de Mursi'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Kahire'de bir araya gelen muhalifler Mursi'nin göreve gelmesinin ilk yıl dönümü için protesto eylemleri planladı. Ahmet Duma'nın eşi de eylemcilerden biri. Kocası hapiste olduğundan onun adına da Müslüman kardeşleri protesto etmeye hazırlanıyor. Nurhan, halkı kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Tüm Mısırlılarda bunun farkında diyor ve ekliyor. Ama şiddetli bir tartışma çıkmaması için ailece haberleri izlemekten veya siyaset konuşmaktan kaçınıyoruz. Duma ailesindeki çatlaklara Mısır toplumunun her kesiminde rastlamak mümkün. Bu kişilere Mursi'ye bir şans tanınsın mı yoksa hafta sonu protesto yapılsın mı diye sormak için geldik ama bu soru sokak ortasında çok büyük bir tartışmaya döndü. Gerek Ahmet Duman'ın eşi gerekse babası ailedeki ve ülkedeki bu bölünmelerin geçici olduğunda ısrarlı. Başkaları ise bu çatlakların korkutucu boyutlarda genişlediğini söylüyor ve Mısırlıların bir daha nasıl birlik içinde olabileceğini sorguluyor.